Hiçbir şeye boyun eğmeyeceğiz diyerek yola çıktı. Geçen 23 yılda gerçekten de hiçbir baskıya, hiçbir muhtıraya ve hiçbir darbeye boyun eğmedi. Türk siyasetine girişinin 23. yılını kutlayan AK Parti, kuruluşundan bu yana ifade özgürlüğü ve insan haklarına yönelik birçok reforma imza attı. Girdiği tüm seçimlerden rekor oylarla ayrıldı. Türk demokrasi tarihinde sayısız sınavdan başarıyla geçti. Ve bugüne kadar 4 başbakanlığa 2 cumhurbaşkanı çıkardı. AK Parti 22 yıllık iktidarında Türkiye'de demokrasi ve insan hakları alanında büyük reformlara imza attı. Eğitimde katsayı farkı uygulamasının kaldırılması, kamuda başörtüsü serbestliği, Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru hakkı ve daha birçok reform bu dönemde hayata geçirildi. Etnik kimliklere dönük politikalar değiştirildi, Alevi ve Bektaşilerle Roman vatandaşlara yönelik birçok düzenleme gerçekleştirildi. Yeter diyenleri gördük. Ben inanıyorum ki Bismil de aynı şeyi söylüyor. Şu anda karşımda gördüğüm tablo yeter artık diyor. Türkçe dışındaki dil ve lehçelerde eğitimin ve kültürel faaliyetlerin önü açıldı. Türkiye'nin kamu yayıncısı TRT'de Kürtçe yayın yapan kanal yayın hayatına başladı. Yargı alanında hukukun üstünlüğü ilkesi gözetildi. Devlet güvenlik mahkemeleri ve özel yetkili mahkemeler kaldırıldı. Milletvekili seçilme yaşı 21'den 18'e düşürüldü. Biz 30 yaşı kaldırdık. Önce 25'e indirdik. Şimdi de 25'i nereye indiriyoruz? 18. Bu kadar yenilik ve özgürlüğü savunan bir parti elbette büyük engellerle de karşılaşacaktı. AK Parti hiçbir koşulda pes etmedi. Öyle ki AK Parti'nin karşılaştığı en büyük sınavlardan biri 27 Nisan e-muhtırasıydı. 2007'de Abdullah Gül'ün Cumhurbaşkanlığı adaylığına karşı çıkanlar 367 krizini ortaya attı ve askeri müdahaleye başvurdu. Ancak AK Parti ve Erdoğan bu girişimlere karşı boyun eğmedi. Beraber bu yolda olduğumuz, bu hareketi beraber kurduğumuz Abdullah Gül kardeşim. Bir yıl sonra yani 2008'de AK Parti'ye yönelik kapatma davası açıldı. Cumhurbaşkanı Gül ve Başbakan Erdoğan'a siyaset yasağı getirilmek istendi. Ancak bu girişim de sonuçsuz kaldı. Tarih 2012'yi gösterdiğinde daha sonraları 7 Şubat krizi olarak anılacak bir gelişme yaşandı. FETÖ, MİT Müsteşarı Hakan Fidan üzerinden hükümete yönelik bir kumpas kurdu. Türkiye Cumhuriyeti'nin çözüm sürecinde yürüttüğü politikalardan dolayı MİT'i terör örgütü PKK ile ilişki içindeymiş gibi gösterme bahanesiyle Hakan Fidan'ın da aralarında bulunduğu bazı isimler dönemin Başbakanı Erdoğan ameliyata alınırken ifadeye çağrıldı. Ancak bu girişim de boşa çıktı. Türkiye'nin başına gelen en büyük belalardan biri olan FETÖ boş durmamaya kararlıydı. Nitekim bir yıl sonra 17-25 Aralık kumpasıyla hükümeti devirmeye çalıştı. Ancak bu kumpaslar da boşa çıktı. Aynı yılın ortalarında yaşanan gezi olaylarını da unutmamak gerekir. Ağaç diyerek sokaklara dökülenlerin asıl derdinin bu olmadığı, gerçekte hedefin hükümet olduğu kısa süre sonra ortaya çıktı. Ne gezide ne 17-25 Aralık'ta hükümeti deviremeyenler bir kez daha denemek istedi ve tanklarla halkı ezip uçaklarla meclisi bombaladı. Halk Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısıyla meydanlara çıktı ve demokrasiyi savundu. Darbecilerin unuttukları bir şey vardı. Menderes'e yetişemeyen nesil Erdoğan'ı da AK Parti'yi ezdirmemeye kararlıydı. Nitekim büyük bir direniş sonucunda darbe geri püskürtüldü ve bu şanlı mücadele daha sonra tüm dünyaya örnek oldu.